Abi drift testi bu arabalarla yapamıyoruz arkadaşlar. Maalesef drift testi yapamıyoruz. Keşke her arabada aktif olsaymış, güzel olurmuş. Ama drift testimiz eksik olacak maalesef. Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Car Simulator 2'de bugün bir araba karşılaştırması yapacağız. Epeydir iki arabamızı karşılaştırmıyorduk. Ve bugün birbirine biraz daha yakın arabalar. Aslında tabi Golf Clio'ya göre çok daha iyi ama yakın diyebileceğimiz iki arabayı bugün oyunda karşılaştıracağız. Bakalım Golf mü daha iyi yoksa Clio mu daha iyi, beraber göreceğiz. Sizce Golfçü müsünüz, Clio'cu mu? Yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Beğenileri yapıştırın gelsin. Ve tabii kanala hala abone olmayanlar var arkadaşlar. Onlar da hemen abone olursa mükemmel olur. Şimdi bugün bir tane Golf'ümüz var. Bizim arabalarımızdan, ucuz arabalarımızdan bu oyundaki. Sağdaki de bildiğiniz gibi Clio arkadaşlar. Şöyle bir arkadan bir bakalım. Önce bir dış tasarımla alakalı bir testimiz. Test demeyelim de bir puanlama diyelim bir nevi. Yani şöyle söyleyeyim abi. Golf'te, Clio'da gerçekten güzel. Ama şöyle baktığınızda, abi şöyle bakın. Bak Clio'daki şu ön farlar falan, sinyallerin olduğu yerler falan. Bu gündüz farı mı? Burada gündüz farı herhalde. Daha böyle güzel duruyor. Şu ön panjur daha böyle hoş duruyor. Golf biraz daha düz. Yani klasik bir havası var. Şöyle yanlardan bakıyoruz. İkisi de hatchback sınıfından. Arkalar ise biraz da şununla da alakalı. Clio'yu biraz daha güzel yapmış arkadaşlar. Golf'i biraz daha kötü yapmış. Onunla da alakalı. Işıkları falan daha güzel. Tasarımı falan daha hoş. Ama genel baktığımızda abi, İkisi birbirine yakın arabalar. Görsel anlamda yakınlar. Bundan işlerine buradan girebilir miyim? Bir bakayım. Dur bakayım, işlerine bir bakmak istiyorum çünkü. Aa, girebiliyoruz, çok güzel. Araba değişmeye gerek kalmayacak. Şimdi abi bunun da iç görünümü Golf'ün bu şekilde. Koltuklar bu şekilde. Yani klasik bir Volkswagen Golf. Tabii kalite olarak iyi değil arkadaşlar. Kalitesi güzel değil. Oyunda iyi yapılmamış. Burada bir Clio'muz var. Tabii Clio'ya bakınca abi, bir multimedya ekran. Buralar daha güzel görseller falan. Buralar daha iyi duruyor. Işıklı mışıklı. Tabii Clio'nun, yani şöyle söyleyeyim, İkisi çok yakın ama illa biri hangisi güzel derseniz iç ve dış olarak, Clio bir tık daha iyi gibi gözüküyor şu an için. Şimdi bizim ilk testimiz top speed test olacak arkadaşlar. Top speed testiyle başlayacağım. Hatta şu, bak drift diyecektim, drift kapalı. Drift görevinde yaparız drift'i de biz. Tamam, öyle yaparız. Şimdi ilk olarak top speed testine başlayacağım. Top speed testinden sonra geleceğiz. Drift deneyeceğiz. Daha sonra da diğer testlerimiz devam edecek. Şimdi önce Clio ile başlıyorum arkadaşlar. Yine aynı bu noktaya geleceğiz. Top speed'i bitirdikten sonra. Şimdi sağ taraftan gideceğim. Çünkü bu arabaların hızları muhtemelen yüksek değil. Çok kısa sürede top speed'i görebileceğimizi düşünüyorum. Yani öyle o kadar uzaklara gitmeye gerek yok arkadaşlar. Bakalım Clio mu daha iyi yoksa Golf mü? Beraber bugün karar vermeye çalışacağız. Şimdi burada direkt top speed'e başlıyorum. Muhtemelen bu yolda göreceğiz. Sesi fena arabanın. 120'yi şu an için gördü. 130'u gördü. Devam ediyor. 160'da falan kalır gibi geliyor bana Clio. 140 oldu. Hala gidiyor bu arada. 150 kilometreyi gördük şu an. Oo, hala gidiyor abi. Ben bunun bu kadar gideceğini düşünmüyordum. Vallahi yalan yok. Aldım iyi. Benzin bidonunu alamadım sandım. Abi şöyle söyleyeyim. Yolun sonuna kadar bir basalım. 165 oldu. 167, 168, 169, 170. Polis var. Keşke polis çıkmasaydı be. Kötü oldu abi polisin orada bizi görmesi. Ama şöyle söyleyeyim. Yani 170 civarı bir hızla giderken bile hala top speed'i göremedik. Polis de peşinde takıldı. Neyse, bıraktı orada. Abi bunun, ben top speed'ini görürüz mürüz dediğinde bunun top speed'ini göremiyoruz ki. Hayda. Ben o direkt o yolda görürüz sandım vallahi. Bu, ben böyle olacağını hiç tahmin etmiyordum ben şu an bu durumun. Şu an bildiğin biz top speed göremiyoruz abi bu arabada. 155 derken yine düştük tabi. Şu an 160'ı görüyor ama bu arabanın top speed'ini göremiyoruz arkadaşlar. Resmen şehri bir tur attım. Normalden daha fazla gezdim. Normalde bu kadar gitmeyecektim ama biraz fazla dolandım. Şimdi şu köprüden gireceğim.
Orada son bir yolumuz daha var. O yolda da göremezsek artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani bu kadar yeterli olacak. Demek ki nedir? Top speed göremiyoruz. Hızlanması kötü diyeceğiz biz de Clio için. Şimdi bu yolun sonunda yol evlerin ayrımına kadar olan var ya, köprü yol. Oraya kadar basacağım. Görürse görür, görmezse puanımız sıkıntı Clio için ilk testte. Hadi bakayım. Şeye dönemece kadar şeyi var, şakkı var. Köprünün yoluna kadar 160. Yok abi. Buraya kadar dedik. Artık çünkü buradan dönüp diğer arabaya geçmemiz lazım. Maalesef, maalesef 160 civarı bir hızları görebildik ama Clio'nun top speed yok. Hızlanması kötü arkadaşlar. Çünkü hızlanması iyi olsaydı top speed zaten görebilecektik ama göremediğimiz için biliyorsunuz top speed kötü. Yok, daha doğrusu hızlanması kötü diyebilirim sizlere. Şimdi Clio'yu şöyle bir park edelim güzel bir şekilde. Biraz öne, hatta birazcık biraz geriye aldım, tamamdır. Sırada Golf var tabii ki. Bakalım Golf'le aynı şeyleri yaşayacak mıyız? Benim tahminim direkt top speed görürüz arkadaşlar. Haydi bakalım golfçiler. Sırada Golf var. Yine güzel arabalardan bir tanesi. İki araba kıyasıya böyle rekabet halindeki araba arkadaşlar. Bakalım top speed konusunda. Aa, dur pardon, buraya değil abi. Yanlış döndüm. Kafa gitti. Diğer taraftan gideceğiz. Haydi bakayım. Görebilecek miyiz? Şu an çok merak ediyorum. Clio'nun dikkat ettiyseniz drift modu kapalıydı. Golf'ünki de kapalı arkadaşlar. Bunlara drift yapamıyorsunuz. Ben ne yapacağım? Drift görevine gideceğim. Aa, dur, gerçi drift görevini de yapamıyorduk değil mi sanki? Öyle bir şey mi vardı? Yanlış mı hatırlıyorum? Drift görevi yapamıyorduk sanki bu tarz arabalarla. Mı? Öyle miydi? Kontrol edeceğim arkadaşlar. Önce bir top speed denememizi bir yapalım. Ondan sonra... Aynı Clio gibi abi ya, hızlanması dikkat ettiyseniz. Aynı Clio gibi arkadaşlar. Ya Clio'dan çok az bir şey hızlı gidiyor gibi hissettirse de hala top speed göremiyorum. Ben farları açmam lazım. Abi aynı ya. Gerçekten aynı arkadaşlar. Şu an için top speed yok yine. Maalesef yok. Abi yine basıyorum, sonuna kadar gidiyorum. Yani sonuna kadar gidiyorum. 157, 158, 159, 160'ı gördü Volkswagen Golf ama top speed göremeyeceği çok açık ve net arkadaşlar. Yani ben bu arabayla top speed göremeyeceğime eminim gibi bir şey. Devam, aynı şekilde aynı yollardan deniyorum. Clio'da olduğu gibi fazla. Bakalım top speed çıkacak mı? 6. viteste 160 km ile gidiyor araba. Ya muhtemelen 180'e falan son hız olacak ama onu görecek kadar gidemiyor. Hızlanması düşük, yol bitiyor arkadaşlar. Yani bakın 166'yı gördük en son. Hadi burada rampa aşağı biraz yardırıyoruz. Mümkün değil. Abi net. Bak söylüyorum. 166'yı da gördük. Ama göremeyeceği 2-2-4 arkadaşlar. Top speed maalesef golften de çıkmayacak gibi duruyor. Şimdi aynı yerden yine buradan gireceğim. Köprünün olduğu yere kadar. Son hakkı gördü top speed. Göremedi. Biter abi. Yapacak bir şey yok, biter. Göremediyse göremedi. Dur. Henüz hızlanmamışken, zaten burada hızlanmadık daha. Şu ilerideki bir drift görevine bir bakalım. Drift görevi, drift modu aktif olmayan arabalarda yapılıyor muydu? Yapılmıyorsa drift görevini yapamayacağız. Drift testi yapamayacağız bu arabalar. Onu hatırlayamadım şu an, emin olamadım. Dur bakayım, şurada mesela ben bir deneyeceğim. Açabiliyor muyuz görevi? Bir bakalım. Ha, başla diyorum. Ha, tamam, yapamıyor. Abi drift testi bu arabalarla yapamıyoruz arkadaşlar. Maalesef drift testi yapamıyoruz. Keşke her arabada aktif olsaymış, güzel olurmuş. Ama drift testimiz eksik olacak maalesef. Biz şimdi top speed'e devam edeceğiz. Direkt şuradan basacağım sol tarafa doğru. Son bir hakkı zaten artık Golf'ün aynı Clio'ya verdiğimiz hak kadar Golf'e hak veriyorum arkadaşlar. Bakalım, göreceğiz ama çok zor be. Gerçekten çok zor arkadaşlar. Yani 140, köprünün olduğu yere kadar hakkı var. Yok, mümkün değil arkadaşlar. 150. Hiç
yakıtı bile bitirmeye gerek yok. 156, 157 falan filan. Yok abi, göremiyoruz. Ne Clio ile ne Volkswagen Golf ile iki arabayla da maalesef top speed göremedik ve ikisinin de hızlanması kötü arkadaşlar. Maalesef kötü. İkisi de aynı. Ya hiçbir farkı yok. İkisinin de hızlanması da hemen hemen, ama biraz Clio sanki bir tık daha iyi gibiydi, ama bu bizim için önemli değil. Önemli olan top speed gördük mü gördük, göremedik mi göremedik. Yani ne kadar yüksek hıza çıktığının önemi yok arkadaşlar. İkisi de şu an eşittir. Çünkü ikisi de top speed göremedik arkadaşlar. Şimdi sırada ne var? Tabii ki polisten kaçış var. Biraz önce Clio ile giderken polisi gördük, ama o kaçış diye saymaya gerek yok ona abi. Şimdi esas bir kaçış olacak. Daha sonra golfle kaçacağız ve daha sonra da tırmanma testimizi başlatacağım ve sonra da hangisi iyi diye kararımı vereceğim. Şimdi önce bir polis aramaya başlayalım arkadaşlar. Polis neredesin abi? Bak, istemesek karşımıza çıkıyorsun. İstiyoruz, gel hadi hemen. Şimdi de bulamayız bak. Vallahi arayalım, sabahlara kadar geçsek karşımıza çıkmaz şimdi de. Öyle de bir gıcıklık var maalesef. Yani şu an mesela polisten bir eser yok. Biraz polis karakolunun o tarafa doğru gideyim de belki oralarda görürüz. Şu an bakıyorum, hala bir polis yok. Buradan sağa döndüm, düz devam. Neredesin? Abi karakolun önünden geçiyorum. Gelsene. Ah, gördüm. Şuradan döneyim abi ben. Şunun karşısına bir çıkalım arkadaşlar. Gelsin bir yakalasın bakayım, yakalayabiliyor mu Clio'yu. Nerede bilmiyorum şu an, bir yerde ama peşimize takıldı. Bir bakayım. Ha, geliyor. Bak bak sirenlere bak 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 bak. Hadi bakayım abi, ben var ya çok korkuyorum. Yani yakalanma ihtimalimiz yüksek arkadaşlar, haberiniz olsun. Çünkü hızları düşük arabalarımızın. O yüzden birazcık problem yaşayabiliriz. Geliyor mu ya hala? Bakayım. Orada kaldı. Vallahi orada kaldı, çok iyi. Evet, orada bir yere takıldı, bir şey oldu. Ne oldu bilmiyorum ama orada kaldı arkadaşlar polis arabası. İnanılmaz rahat kaçtık. Vallahi helal olsun Clio'ya. Bayağı rahat bir kaçış oldu diyebilirim sizlere. Şimdi şurada lan oğlum ne oluyor ya, şu ikide bir çıkıyor, gıcık oluyorum ya. Abi yemin ederim gıcık oluyorum değerlendirme şeyi çıkınca. Devam. Clio'nun kaçış nasıl? Bayağı iyi değil mi? Abi hiç zorlanmadık ki. Çok rahat kaçtım ben polisten. Vallahi çok rahat kaçtım. Şimdi bir de golfü alalım bakalım. Golf'te durumlar nasıl? Göreceğiz. Göreceğiz abi. Şimdi göreceğiz. Evet, golf biz geldik. Hoppa. Tamamdır. Şimdi bir geri geleyim ben. Güzel bir park yapalım. Evet, gayet iyi. Hemen şimdi golfe geçelim. Şu an baya kafa kafaya durumlar. Yani çok eşit araba ikisi de arkadaşlar, onu söyleyeyim. Çok eşit arabalar şu an için. Çünkü benzer hızlara, benzer teknik özelliklere sahipler. Şu an bana göre ikisi de eşit gibi bir şey. Bakalım, göreceğiz. Polisten kaçış zamanı golf için. Golf vs Civic diyecektim ya. Civic nereden çıktı? Clio yapıyoruz arkadaşlar bugün. Araba karşılaştırma serimiz devam ediyor. Ve bir polis arama derdine düştüm. Hadi bakayım, çık karşımıza. Çık 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 çık, neredesin? Biraz gelelim. Abi araba gitmiyor harbiden ya. Bunlara bir T6 yapmak lazım. Vallahi T6 yapmak lazım. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Polis abi bak gene çıkmıyor ya. Çık abi karşımıza da bir kaçalım seninle. Ya bak test yapıyoruz, görev yapıyoruz şu an. Hadi abi. Hadi abi. Göster kendini, çık karşımıza. Kaçayım senden. Zaten yakalayamayacaksın golfü. Ama yine de tabii bunu yapmamız lazım. Karşılaştırma için. Hala göremiyorum. Şuradan tekrar bu tarafa doğru bir gideyim. Hala yok. Ah be. Neredesin? Neredesin? Nerede? Aha gördüm. Gördüm. Haritadan. Umarım kaybolmamıştır. Güzel. Kaybolmamış. Evet. Abi araba gitmiyor ki. Radarına bile giremeyeceğiz bu hızla. Hızlı gitmemiz lazım. Radarına girmemiz lazım polisin. Şu an 100 civarı bir hızla yanından geçerim ben bunun. Çok rahat bizi kovalar arkadaşlar. Gel bakayım polis, neredesin, göremiyorum ben ya. Aha buradaymış. Sıyak sirenlerini. Ah işte bu. Gel bakayım yakala. Evet.
Oralarda çok beklersin. Golfü yakalamak kolay değil abi. Yakalayamaz golfü. Bastım gidiyorum. Bak haritadan kaybolacak polis neredeyse. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Buradan sağa döndüm. Biraz kafası karışsın abi. Düz gitmeyelim peşimizden. Hemen bizi görür yoksa. Ve yine, yine, yine. Çok rahat bir kaçış mı oldu ne? Baksana abi kayboldu adam haritadan. Yani aynı şey gibi oldu şu an. Clio ile yaptığımız gibi oldu. Clio da çok rahat kaçmıştı. Golf de aynı şekilde en ufak zorlanma yaşamadan çok güzel bir kaçış yaptık. Vallahi şu an kafa kafaya gidiyor iki arabada ya. Bildiğin aynılar gibi bir şey arkadaşlar. Çok yakınlar. Çok benziyorlar birbirlerine. Bakalım göreceğiz. Sırada tırmanma testimiz var arkadaşlar. Tırmanma ve offroad bölgesindeki testimiz için önce Clio'yu alacağız. Clio ile gideceğim. Daha sonra Golf alacağız. Bakalım ikisinin testte performansı nasıl olacak göreceğiz. Keşke drift aktif olsa drift yapsaydık. Drift yapamıyoruz. Keşke olsaydı çok güzel olacaktı ama olmadı maalesef. Şuradan geçelim abi. Hops. Abi iyi ya. Arabaların kontrolleri falan bayağı güzel arkadaşlar. Şimdi şuraya ben aracımı biraz daha mı geri gelsem? Güzel. Park ettim. Şimdi offroad testi için hazırsanız gidebiliriz arkadaşlar. Hemen abi şuna bindim. Ha bu arada videodan önce kontrol ettim. Golf bir hızlı gidiyordu ama tamam dedim. Allah Allah bu arabaya ne olmuş acaba? Bir gittim atölyeye, biz bunu biraz yükseltmişiz. T3, T4 falan yapmışız. Ondan gidiyormuş öyle. Deli gidiyordu. Hemen stokladım. Stokladığım için de top speed bile göremedik arkadaşlar. Onu söyleyeyim haberiniz olsun. Çünkü bazıları fark etmez der ya abi sen onu T bilmem kaç yapmıştın. Unuttun stop yapmadın haksızlık oldu diye de yok yaptım arkadaşlar merak etmeyin. Ki zaten yapmasam arabayla biz top speed'i çoktan görürdük. Onu söyleyebilirim. Ooo Clio'ya bakın siz. Güzel 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 güzel. Şimdi abi son testimiz tırmanma testi olacak ama şöyle bir şey diyorum ben. Büyük dağa denemeye gerek yok abi. Oraya zaten çıkamazlar ya. Onu hiç denemeyiz. Baksana şurada bir takıldık. Küçük yer var ya. Oraya deneyelim biz sadece. Ondan sonra puanlarımızı verelim. Baksana abi neredeyse. Bak neredeyse çıkamayacak ya. 30'la çıkıyorum rampayı. Yani ben ne yapayım abi? Baksana. Yani minibüs gibi resmen ya. Çıkamadık resmen şurayı. Neyse dur bakayım. Tırmanmamıza bir bakacağız. Şimdi... Dediğim gibi büyük dağ hiç denemeye gerek yok. İkisi zaten çıkamayacak. Yani dağı boş verin o hafif rampalar var ya dağa gelmeden önce. Şuralara falan bile gelemez zaten. Hiç gerek yok. Allah be çattık önümüze bakmıyoruz ki. Ha buradaymış bizim yer yok. Abi karanlık önümü göremiyorum ya. Ha şimdi. Ooo bu araba çok yavaş. Arkadaşlar offroad bölgesinde çıkabilecek miyiz? Hiç emin değilim. Buraya geldim. Vay fena değil. Buraya çıkabiliyor mu? Üf, üf yapma. Clio yapma Clio. Hadi bakayım. Bir kere daha deneyeceğim arkadaşlar. Aynı şeyi eğer Golf'te yaşarsa o da iki kere deneyecek. Onu söyleyeyim. Bir kere daha deniyoruz. Olmazsa o zirveye kadar gelmesi lazım abi. En tepeye çıkacak. Tamam yine çıkıyor ama en tepe değil burası. En tepe. Şunun üzerine gelmesi lazım. Burada tamam. Buraya çıkması lazım. Clio üzdün be. Vallahi Clio üzdün bizi şu an sen. Yani şu an beklemediğim bir düşük performans geldi offroad bölgesinde maalesef. Yapacak bir şey yok. Şimdi gidelim Golf'ü getirelim. Golf'le aynı testi yapalım. Daha sonra da ben fikrimi söyleyeyim. Golf mü, Clio mu, hangisi? Siz de yazın bakayım. Aynı düşüncede miyiz, değil miyiz? Siz de göreceğiz. Önce bir Golf almaya gidelim. Clio'yu bırakalım yerine. Uçar mıyız buradan? Abi uçamıyor ki ya araba. Ne uçması abi? Uçamıyoruz ki ya. Uçamıyoruz ki. Araba gitmiyor çünkü. Uçacak kadar hızlanamıyoruz. Şuradan geçelim. Yakınız Allah'tan. Hemen gidelim şu Golf'ümüzü bir alalım. Daha sonra yolumuza bakalım arkadaşlar. Haydi bakalım. Buradan devam. Doğru geldik değil mi? Aynen. Bir an bir önceki köprü mü diye bir an kafam karıştı.
Şimdi abi şuradan ben gidiyorum. Tam aradan geçtim. Golf, biz geldik golf. Sakin ol. Şimdi seninle aynı testi deneyeceğiz. Bakalım sen ne yapacaksın onu da bilmiyorum ama göreceğiz abi. Göreceğiz. Testlerimiz adil ve güzel bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Zaten anlıyorsunuz artık. Yani. Şunu da bindim. Şunun bir kapısını düzeltmedim ya. Bunun bir kapısını bir ara düzelteceğim. Orijinale getireceğim. Bunu yapmışız. Ta ne zaman? Öyle kalmış kapısı. Yukarı doğru açılıyor. Şimdi devam ediyoruz. Artık testimizin son performansını izleyeceğiz. Aynı testi, tırmanma testini yapacağım golfle. Daha sonra da fikrimi söyleyeceğim. Golf mü daha iyi, Clio mu diye. Birazdan öğreneceksiniz şuradan. Abi hava karardı, tekrar aydınlanıyor. Ya düşünün yani. Ne uzun sürdü bu test. Yavaş, oy 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 oy, yavaş yavaş yavaş, sakin. Sakin, sakin ol. Sakin ol golf. Sakin ol, geldik. Bakalım, şurayı da merak ediyorum. Mesela Clio'yu hatırlayın. Şuradaki yolu çıkarken bile çok zorlanmıştı. Bakalım golf nasıl çıkacak acaba? Gerçi Clio şurada bir çakılmıştı. Hatta dur, şu durayım ben. Önü çakılmıştı Clio'nun. Buradan hızlanalım. Bir bakayım. Abi, cidden aynılar ya. Hatta... Burayı çıkarken böyle milimetrik, çok az bir farkla, bak çok az bir farkla Clio sanki daha mı iyi çıktı. Buralarda bu daha iyi çıktı. Eşit ya. Eşit eşit arkadaşlar. Çok net söyleyebilirim ki eşitler. Şimdi tırmanmamızı bir yapalım. Bakalım tırmanmada durum ne? Bunu bayağı merak ediyorum gerçekten. Yani golfün çıkma ihtimali düşük. Onu söyleyeyim öncelikle. Çünkü aynı test, aynı performansa sahip diye Clio'yla. O çıkamadıysa bunu da çıkamaması lazım. Bakalım göreceğiz. Haydi bakalım Clio'cular, golfçüler. Son test başlıyor. Hava aydınlandı artık. Şu farları kapatalım. Buraya çıktı. Oluyordu sanki. Bir daha deneyeceğiz. Bir hakkımız daha var. Vay vay vay. Olacak gibiydi böyle sanki ama olmadı. Bir deneme daha. Hadi bakayım. El çıkamadık ki. Abi daha buradan çıkmadı bu sefer. Niye öyle oldu? Dur bakayım ya. Bu sayılmayacak. Çıksa da sayılmayacak çünkü çıkamadık. İki kere hakkı denedik yani ikincide de. Yok, zaten çıkamıyor. Evet arkadaşlar. Yani şu an durumlar çok enteresan bir hal aldı. Yani Clio ile yaptığımız her test neredeyse golf ile yaptığımız testlerin aynısı. Yani Clio ile ne yaşadıysak golfle de onları yaşadık. Garip bir şekilde. Ne oldu ya? Abi. Yani bu kadar mı benzer? Bu kadar mı yakın olur özellikleri? Zaten o yüzden karşılaştırdık ya. Birisi at, birisi deve değil. İkisi de zaten ne derler? Yakın özellikleri olan arabalar karşılaştırır. Çok uçuk kaçık arabaları da karşılaştırırız ama genelde yakınları yapmak daha iyi, daha adil oluyor. Yani şu an dur bir Clio'nun yanına bir gidelim de. Şu an biraz garip oldu ya. Vallahi bilemedim ya. Ne yapsak bilemedim cidden. Düşünüyorum. Yani şimdi ben Golf'i desem saçma olur. Clio'yu desem gerçekten saçma olur. Abi bunun şöyle söyleyeyim abi, net bir şekilde. Lan direği de kırdık ya. Abi bu iki araba arabamı da kapattım. Eşit abi. Net. Bu iki araba birbirinin aynısı arkadaşlar. Golf ile Clio bence bu oyundaki testlerde eşitler. Sizce nasıl? Golf mü daha iyi, Clio mu? Yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.